الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdolsun, salat ve selam, elçisi Peygamberimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Rızası Allah'ın eshaba olsun, sahabelerine, rahmeti, mağfireti, yardımı, inayeti Cenab-ı Hakk'ın hepimizin üzerine olsun. Ahlakın temel ilkeleri maddeler halinde ilk dersimizde, ilk sohbetimizde verildi. İman-ahlak ilişkisinden önce bahsedildi. Ahlaksız iman, şeytanın her türlü hücumuna, yıkıcı saldırılarına muhatap olacağı için mukavemetsiz, güçsüz bir imandır, yıkılmaya mahkumdur. Ahlak onun önemini ihkam edilip sağlama alınması, onun süsü, güzelliği anlamındadır. Bu nedenle bu temel ahlaki nitelikler ilk günden itibaren itinayla Kur'an'da yerini bulmuştur. İlk sureler temel anlamda nelerden bahseder derseniz, bunlardan belki ikincisi, üçüncüsü ahlaktır denebilir. En fazla da ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Bizde ibadet ahlaktan daha fazla, daha yoğun, daha öncelikli işlendiği için abidlerimiz toplumda rehber olma rollerini yitirmişlerdir. Çünkü ahlak benimle olan münasebetinde bana fayda ya da zarar veren bir haslettir. Eğer zarar verici bir boyut kazanmışsa senin abidliğinin bana hiçbir kıymeti yoktur. Bir değeri yoktur. Komşuya yaramayacaksa imanımız, evlada, eşe, anaya, babaya ilişkilerimizde yaramayacaksa imanımız, Cenab-ı Hakk'a olan kulluğumuz, çevremizdeki insanlara bir katkı, bir fayda, hukuka riayet anlamında, hoşgörü anlamında, af anlamında, merhamet anlamında, ağırlığını adamın kaldırmaya yardım anlamında, eğer yaramayacaksa, ondan gelen cefaya sabır anlamında yaramayacaksa, bu dinin ne anlamı var o zaman? Bırakalım herkes münferiden kendi kabuğunda yaşasın. Bir toplumun düzeni için, toplumsal ilişkileri düzenlemek için indirilen bu din, ancak bu gayesini ahlakla yerine getirmiş olur. Hukuk ilkeleri önemlidir ama hukuk ilkeleri ahlak temeli üzerinde ancak inşa edilir, oluşturulur. Bu nedenle ahlaki nitelikler çok kıymetlidir. Onlardan bugün bir yenisini daha işleyeceğiz inşallah. Mekârimul ahlak, ahlakın seçkin hasletleri 10 maddedir diye başlayan hadisin 5.'si emanettir. Hifzul emane diye ifade eder Peygamber Efendimiz. Emaneti yerine getirmek değil, emaneti korumak. Bu birinci adımıdır emaneti. Korumazsanız yerine de getiremezsiniz. Bir şey korunmuş, muhafaza edilmişse icra edilebilir. O nedenle hadiste asıl vurgu korumaya yöneliktir. Emanet, iman, emniyet, bunlar hepsi aynı anlam kökünden gelmekte. Emanet ettiğiniz bir şeyle ilgili eğer güven yoksa emanet korunmaz. Emanet ettiğiniz bir şeyde güven varsa, bütün emanetlerde geçerliyse oradan imanla neşet eder. Çünkü düşünen insan varlığını, sahip olduklarını, dün yokken ki yokluğunu,
yarın olmayacağı halini, bu arada verilen bütün bu imkanları sorguladığında mecburi istikamet, akıl, kalp, irade kişiyi nereye götürür? Sahibine götürür, Allah'a götürür. Orada emanet açısından insan Allah'a mümin olur. İman bir emanet olmaya başlar. İmanı gerçekleştirdiğimiz besleyici kaynak anlamında Kur'an bir emanet olmaya başlar. Hadis bir emanet, sünnet peygamberlik bir emanet olmaya başlar. Can emanet, canın içindeki bütün cevherler. Canla birlikte ilişkili olduğumuz anamız, babamız, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz birer emanet olarak emanet olmaya başlar. Bununla birlikte kasamızda, kesemizde kullanmaya Allah'ın vermiş oldukları bir emanettir. Sarf ettiğimiz söz, nefesler, kelimeler emanettir. Kafamızda taşıdığımız emel gaye anlamında fikirden tutun, nasıl yaşayacağına dair düşünceler de bir emanettir. Hatta gözden dökülen yaşlar da bir emanettir. Bunların nasıl kullanılacağını öğreten hadisler, ayetlere baktığımızda Cenab-ı Allah ve Peygamberi bunlara bir tarz belirlemiş, şöyle olmalı demiştir. Eğer göze yaş verdiysen şuralarda dökülmelidir diye bir kayıt koymuş. Emanete riayet oralarda gözün yaşını dökmekle gerçekleşir. Mesela küçük bir örneği, bu benzerlerini çoğaltabilirsiniz. O nedenle emanet önemlidir. Neredeyse insanlığımızla özdeş bir hal, bir vasıftır. Ne diyordu aleyhissalatü vesselam? La imane men la emanete lehu. Emaneti olmayan, emanet sorumluluğu, hassasiyeti olmayan bir insanda iman sorumluluğu ve hassasiyeti de olmaz. Men la imane lehu la emanete leh, bir başka ifadeyle belirtmiş. Men la ahde lehu la dine leh, ahde vefası olmayanın dini de yoktur. Emaneti olmayanın imanı yoksa namaz, oruç, zekat askıda kalır. İş bütün sıfırların önündeki bir gibi emanetle başlar. Emanet sahibi olursak namaz anlamlıdır, oruç anlamlıdır. Bakın sallallahu aleyhi ve sellemin bir haberine. القتل في سبيل الله يكفر السيئات كله يكفر السيئات كله إلا الأمانة. Allah yolunda kişinin, kişi için en aziz olan şey candır. Verdiğin zaman o canı verme, o güne kadar taşıdığın bütün günahları siler. Müstesna nedir? Müstesna emanettir. Hainliği silmez şehadet. Şehadet, şehitlik hainliği silmez. Küçükten eğer ihmal edip hoyrat davranır, umursamaz olursak çoğalan emanetle ilgili hainlik büyüdüğü zaman, yüksek bir orana ulaştığı zaman artık orada tehlike başlamıştır. Hangi alanda tehlike? Salih amellerden tutun, işlediğiniz günahlar alanına, oradan tutun, taşıdığınız imana varıncaya kadar artık tehlike çanları çalmaktadır. Ne günahlarınızın telafi edilmesi gibi bir rahatlık, bir emniyet, huzur hissedersiniz, ne salih amellerinizin kabul edildiği gibi bir rahatlık hissedemezsiniz ve hatta imanım sağlar mı acaba, Allah'ın onayından geçer mi acaba diye orada da bir serinlik hissedemezsiniz. Emanet hariç diğer bütün günahları siler diyor. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Vel emanetu fi salat vel emanetu fi savmi vel emanetu fi hadisi vel emanetu
fi vada'i. Emanet nedir? Namazın kendisi şekil ve içerik itibariyle emanettir. Orucun kendisi şekil ve içerik itibariyle emanettir. İçerik derken hakkı neyle eda edilir orucun? Ona da riayet etmektir emanet. Namazın hakkı nasıl bir namaz kılınırsa ödenmiş olur, o kurallara da riayet etmektir emanet. Söz, hangi söz söylenir, hangi sözde susulursa emanet yerini bulmuş olur, işte buraya kadar taalluk eder emanet. Ve yine emanetler içerisinde insanların en fazla rahavet gösterip günah yüklendikleri ise el-vedai' diyor Efendimiz Aleyhisselam. Mal emanetleri birbirimizin arasında o ilişkilerde şu sana emanet kalsın, daha sonra alırım diye verdiğimiz şeylere eğer biz gevşeklik göstermiş, eksiltmişsek ya da tümüyle onu zayi ettiysek, işte bu var olanlar içerisinde en şiddetlisidir. Çünkü birincileri Cenab-ı Allah'ın hukukuna taallukler, Allah affedebilir onu. Ama son insan hukukuna taalluk ettiği için ve bir güven ihlali, bir güven istismarı olduğu için burası günahı büyütüyor. Güven istismarı değerli arkadaşlar. Şimdi daha önce belirttim. Zina çok büyük bir günahtır. Evet. Ama komşunun hanımıyla zina en büyüklerindendir. Niçin? Güven istismar edilmiştir ondan dolayı. Sosyal ilişkiler de öyledir. Ben sırtımı sana dayayacak kadar bir durumda iken hançerlenmişsem normal bir hançerlenme olayı değildir bu. Normal bir katil öldürme olayı değildir artık Allah'ın nezdinde. Bu büyük günahlardan, büyüklerin en büyüklerindendir. Ekberul kebair diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük günahlar var ama büyüklerin büyüğü de var. Bu da onlardan birisi. Ela inna sidqa indi emanetun vel kezib hıyanetun sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin. Doğruluk benim katımda emanettir. Mümin doğru olmak zorundadır. Değilse yani yalansa nedir? Hıyanettir. Adamın yalanı çok hayatında, adam hainlerden yazılır. Hainlerden yazılır. Yalanı çok yalancılardan yazılır. Kur'an sadece yalancılar sınıfı için çok şiddetli ikazlar içermektedir. Cehennemde ebedi kalanları tarif ederken yalancılar diye bahseder. Oraya kadar zarara değer gidecekse bu işte titiz davranmak lazımdır. Hiç olmazsa çoğunluk itibariyle titiz olmak zorundayız. Yani çoğunluğunda ben doğru olmalıyım. Kimi yalanlar söylemiş olsam da. Kimi emanetleri koruma konusunda gevşeklik göstermiş olsam da ekseriyetle emanetleri ben muhafaza ederim olmalıyım. O intiba oluşmalı, o anlayış. Aleyhissalatü vesselam bakın, اِذَا دُيْعَةِ الْاَمَانَةُ فَتَّذِرِ السَّاعَ. Dünyanın altını üstüne getiren, dünyayı yaşanmaz hale getiren haslet anlamında ne der? Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekleyin artık. Kıyameti bekleyin. O nedenle kıyamet hemen Efendimiz'den sonra taze taze içine girdiğimiz bir süreç olmuştur. Çünkü emanet aramızda, biz Peygamber Efendimizle birlikte yaşarken koruduğumuz en önemli hasletlerden iken, onun aramızdan ayrılışı sonrasında İslam halkaları arasında ilk kopacak olan halkadır. İslam zinciri içerisinde ilk kopacak halkadır emanet. Emanet giderse ne olur? Artık kıyamet sürecine girmiştir insan. Bunu
lokal anlamda evlerimize sirayet ettirelim. Evde söz emaneti ne artık güven kalmamışsa, hal emanetine güven kalmamışsa, hal emanetine, mahremiyet yaşadığımız bir yerdir evlerimiz. Birbirimizle olan ilişkilerimiz dışarıya sitemli olduğumuz bir anda dökülüyorsa, şikayet anlamda sağa sola taşınıyorsa, o ev artık kıyamet sürecine girmiştir. Bunu genele taşıyalım, bütün bir alemde. Artık emin insan kimdir parmakla gösterilemeyecek kadar nadirleşmişse, dünya artık kıyametin son kertesine girmiştir. Son dilimine girmiştir. اِذَا دُيَّعَتِ الْاَمَانَ فَانْتَزِرِ السَّاعَةِ قِيلَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Emaneti zayi etmek nasıl gerçekleşir der, cevher değerinde bir ölçü verir. اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَزِرِ السَّاعَةَ Görevler, roller, onu hak etmeyen kimselere tevdi edilir. İş ehliyetli olmayanlara verilirse işte emanetin zayi edilmesi budur. Tepeden düşünün en alt birime kadar. Layıklar yönetmiyorsa, layıklar o rolü oynamıyorsa artık bu emanetin zayi edilmesidir. Emanet zayi edildiği zaman o toplum kıyamete muhatap bir toplumdur. Emanet zayi edildiği zaman. Şimdi kendi kendimizi tekrar yoklayalım. Şöyle sormak lazım. Ben bir ev kuruyorum. Bir insanla hayatımı birleştiriyorum. Bir insanın sorumluluğunu taşıyorum. Bu insanla birlikte yaşadığım yer aynı zamanda birçok sorumluluk ağı da oluşturdu. Komşu, akraba. Bu ağı da oluşturdu. Dolayısıyla böyle bir evi kurarken ben Cenab-ı Hakk'ın emanet ettiği işte koca şöyle olmalı dediği ölçüler bir emanet. Hanım şöyle olmalı dediği ölçüler bir emanet. Hanım rolünü o ölçülere göre oynayacak, erkek rolünü Rabbinden aldığı ölçülere göre oynayacak. Oynamazsa peki, rol bilinmezse, bilinir tersi yapılırsa emanete hainlik edilmiş olur. İş ehil olmayana teslim edilmiş olur. Bu durum neyi getirir? Bu durum o evin kıyametini getirir. 3-5 ayda kurulmuş olan evlerin tekrar dağılması, yıllarca devam eden bir evliliğin çok eften müften bahaneyle adeta kirli çamaşırlarının piyasaya döküleceği kadar deşifre edilmesi, en mahrem bilgilerin bile sıradan bir sohbet oturumunda dile gelmiş olması, erkeğin evdeki erkeklik rolünde, bayanın evdeki bayanlık rolünde aslında ehil olmayan, ehliyet oluşmamış roller olduğunu gösterir ki o ev zaten kıyameti el an şu anki haliyle yaşıyor. Kavgalar, stresler sürekli olarak pişik pişik önümüze gelen aynı tür dalaşmalar nedeni nedir derseniz o ev kıyamet yaşıyor deriz. Peki bunun gerekçesi nedir? Emanet ehline verilmemiştir. Erkek ben ehil olayım diye bir kaygıyla hareket etmemiş. Bayan bu evde ben ehil bir bayan olayım. O hak ve hukuk taalluk eden bağlantıların hakkını vereyim. Bunun ehliyeti neyse öğreneyim ve öyle ikra edeyim diye bir sorumluluk hissetmemiş. Böyle bir çabaya girmemiş. Evlat da evlatlığı için.
Komşuysak komşuluk için durum aynıdır. Aleyhissalatü vesselamın hani şöyle bir ayet durmuş, duymuşsunuzdur. İnne aradna l-emanete ale's-semavati vel-ardi vel-cibal. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara arz ettik. Onun o ağır sorumluluğunu taşımaktan çekindiler. Neme lazım dediler. Tersi işlendiği zaman çok ağır cezalar görülüyor. Hakkı verildiği zaman çok büyük ödüller görülüyor ama biz riske atmayalım, taşıyamayız bu yükü demişler. Keyfiyeti meçhul, bilmiyoruz o. Nasıl bir şey bu? Ama onu insan taşıdı diyor. فَعَمَلَهَا الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. İnsan onu, ben yüklenirim dedi. Allah'ın vereceği mükafat ve ödüller onun gönlünü çeldi. Taşımış olduğu sorumluluk potansiyel anlamında, Allah'ın onu yarattığı tabi hasletler anlamında ben bunu kaldırabilirim dedi. Doğru kaldırabilir. Allah kaldıramayacağını insana yüklemez. Kaldırabilirim diyenlerin emanetle ilgili yanlışları ne oldu? İki haslet söylüyor. Zalûmen cehûle. Bakın arkadaşlar, bu iki haslete dikkat edin. Zulüm bilmeziye değil, bilerek tersini yapmaktır. Cehalet nedir? Bilmeye tenezzül etmemektir. Nasıl bir hanım olmalıyım konusunu yine aile üzerinden düşünelim. Nasıl bir hanım olmalıyım konusunda peygamberine ve kitabına müracaat etme tenezzülünde bulunmayan bir bayan o işi, söz konusu o ağır emaneti cahil bir şekilde üstlenmiş oluyor. Peki bunu bilenler evet erkek şöyle olmalı diye burada konuşur. Bayan şöyle olmalı diye burada hitap eder. Onu öğretir, bildirir, haber verir. İlimde, bilgide bir sıkıntı yok. Peki, aynı bunu yapan adam eve gittiği zaman eli sopalı, ağzı küfürlü ve hakaretli, ilişkileri tahammülsüz, malına, eşyasına, parasına karşı ailesi için cimri ise, bir yanlışı, bir hatayı gördüğü zaman cezayı öncelemiş, affı ertelemişse bu adam bilmez diye değil, bilir yapmaz diye zalim olmuştur. İnsanın emanetle ilgili olumsuz takındığı iki tavır vardır. Birisi bilir yapmaz zalim, diğeri bilmez yapmaya kalkışır. Yani o rolü mecbur oynayacak çünkü evlenmiş gayrı, ticaret iş sahibi olmuş. Ya da bir yönetici olmuş. Gelmiş bir yerlere. Orada bir icraat var. Ama o icraat ölçüye dayanmıyor, bilgiye dayanmıyor. Cenab-ı Hak'tan ve peygamberinden öğrendiği kurallara, hasletlere dayanmıyorsa o cehalettir. Cehalet de emanete, hıyanetin kaynaklarındandır. İlim kaynağıdır, tersi yapılırsa. Cehalet de kaynağıdır, bilmez yapar, kimi zaman da iyi niyetli bir şekilde yapar. Ama kaş yapalım derken göz çıkartır, bu da emaneti zayi etmesine yol açar. Emanet neyle korunur dersek, bakın bir hadis aleyhisselamdan. Bir saat alabilir miyim? Telefon. Bir hadis aleyhisselamdan. Buyururlar ki, emanet insanın kalbinin köklerine indirildi. Köklerine indirildi. Sonra Allah o emanetin içini doldurmak, çerçevesini çizmek için ne yaptı? Kur'an indirdi diyor. Peygamber gönderdi diyor. Ayetler ve hadislerle emanet nedir? Nasıl uygulanır, nasıl korunur, geliştirilir, bütün bunlar tarif edilir.
Kur'an ve sünnetle o insan emaneti yüklendiyse sorun yok. Fakat zaman sonra ifade aynen şöyle, aramızda Arapça bilenlerimiz var. يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ. Adam bir uyku, bir dalışla dalar. Ne demek bu? Emanetin üstüne yattı demek. Emanetin üstüne yattı. Emanet var. Ben evin reisi, ben tüccarım, ben yöneten bir insanım. Ben ünvanlı bir akademisyenim. Doldurduğum boşluk dışarıda bir intiba oluşturmuş. Bu adam prof, doktor, tefsirde prof, doktor falan deniyor. Aynen o şekil gittim. Fuat Sezgin'in anıldığı bir toplantı. Adam ta Almanya'dan gelmiş. Ünvanı prof, doktor. Kürsüsü tefsir. Alan kürsü tefsir. Kur'an'ı en iyi anlayanlardan sayılıyor artık. Çıtayı yükseltmiş, prof olmuş. Ötesi yok. Başka bir ünvan olsa onu da alacaklar. Adamın hitabını dinledim. Fuat Sezgin'i sözüm ona anlatıyor. Ama çok affediyorum. Yarı iman, yarı gavurca bir Kur'an anlayışı ortaya koyuyor. Ya şimdi adamın kanını dolduruyor yani. Mesela ne diyor? Bir örnek vereyim. Diyor ki hala bazıları aramızda sadece cennete Müslümanların gireceğini, İslam dinine iman edenlerin gireceğini düşünüyor. Hatta fakültelerde bile var diyor. Bu neyi hatırlatıyor bize? Dinler arası diyaloğu hatırlatıyor. Hangi örneği hatırlatır çarpıcı olarak? Sırat'ı hatırlatıyor. Sırat köprüsü kurmuşlar. Kurgulu bir Sırat köprüsü. Urfa'da mı? Mardin'de mi? Bir Sırat köprüsü. Rahip bir tarafında, haham bir tarafında, müftü ortalarında kol kola tutuşmuş Sırat'tan geçiyorlar. Sırat'ın ötesi neresi? Cennettir. Cennete hep beraber maile giriyoruz. Hangi inanca sahip olursak olalım. Kur'an yok diyelim. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmiyorum diyelim. Diyelim. Ve biz cennete yine gireriz. Bunu kim söylüyor? Bunu prof, doktor, tefsirde prof, doktor. Kur'an'ı en iyi anlama bilimi, anlatma bilimi, teknik ve içerik itibariyle tam donanımlı anlamındadır. Profluk öyle kolay verilmez çünkü. Adam bir de bizi temsilen Almanya'da görev yapıyor. Şu hale bakın. Bir emanet demek en büyük hıyanet. Bilmez değil, bilir temsili yapar. Bu da zalimdir. Emanetle ilgili. Kalbin köklerine inmiş diyor Cenab-ı Peygamber. Kur'an ve hadisle bu anlaşılır, beslenir, geliştirilir, ortaya konur. Ama zaman sonra insan o emaneti alan adam bir uykuya dalar, bir dalmayla dalar. Üstüne yatar dedik. Emanetin üstüne yattı. Var emanet ama yattı. Sonra ne oldu? Allah-u Teala emanet ehlinde değil diyerek aldı onu. Emaneti aldı. Bu belki iman etme melekesi, becerisidir bizim. Belki irademiz, belki fıtratımızdır emanet. Donanımlarımızdır. Bizim tercih etmemizi sağlayan donanımlarımızdır. Allah baktı ki ehli değil bu adam, aldı. Sonra geride ne kaldı? Bir iz kaldı. Hiç yok değil, var. Bir iz var. İpler kopmamış. Ama adam uykuya devam ediyor. Cehaletin süresi uzuyor. Cehaletin süresi uzayınca Allah'la ilişkiler tamamen raydan çıkar. Peki çıktı diyelim, ne olacak? Uykusu devam eden o adamın kalbinden o izi de aldı diyor Allah. O izi de aldı. Geride ne kaldı? Bir ateş korunun vücudunuzdan akıttığınız zaman
attığı yerde arkada kabarcıklar bırakır diyor. Kalpte emanete dair sadece kabarcıklar kalır. Ama o kabarcıkların içi nedir? Boştur, havadır. Ben müminim iddiası nereden kaynaklanıyor? Havaya kaynaklanıyor, havadan kaynaklanıyor. Hevadan kaynaklanıyor, iddiadan kaynaklanıyor, kuruntudan kaynaklanıyor. Dikkat ediyor musunuz ne kadar büyük bir tehlikeye doğru götürüyor kişiyi? Emanet yok değil, var, Allah koydu. Sonra Kur'an indirdi, peygamber gönderdi, buyurun dedi, emaneti öğrenin, kullanma kılavuzudur. Besleyin, geliştirin, koruyun, ortaya koyun dedi. Mümin olun yani. İnsanların güvendiği, benim de Allah'ın da kendisine güvendiği bir mümin olun dedi. Ama adam öyle davranmadı, yattı üstüne. Yatınca bakın emanetin serencamı nihayet emanet de gitti, emanet sayılan iman da gitti, adamın sadece iddiaları kaldı. Şu tehlikeye bak. Öyle ki diyor toplumda artık ya ticaret alanında şu adam şu adam diye ancak parmakla gösterilir, aza düştü emanet. Falan adamla ticaret yapabilirsiniz. O dürüsttür, akıllı bir adamdır. Halbuki diyor o adam ne akıllıdır ne de dürüsttür. Bakın nadirata düşmüş, nadirat da kalmamış normalde gerçekten. Hak ölçüsüne vurulduğu zaman insanların nadir diye bildikleri de aslında onu hak etmemiş oluyorlar. Şu hale bakın. Bir de aymazlığı katarsak buna farkına varmak da çok zordur. Çok zordur. Allah aşkına şimdi biz kendine, bize teslim edilen emanetin durumunu ölçeceğimiz, elimizde bir ölçü var mı? Öğretti ölçü nedir? Bu ölçüyle gerçekten bizim bir muhasebemiz. Yani mesela Bakara suresine göre benim emanet, iman, haritam. Kalitem. Ali İmran suresine göre, Nisa suresine göre, Maide suresine göre, En'am, Araf surelerine göre, Nebe, Naziat surelerine göre, Hakka, Kehf, Yasin surelerine göre nedir benim emanet imanla ilgili pozisyonum? Eğer yoksa bunun cevabı herkes dönsün ticaretini bıraksın. Ticaretini, alışverişini, şuyunu, buyunu bıraksın. Eğer nefes alıp verebileceği bir nefesi varsa o kalsın ama bütün himmetini benim emanetle ilgili pozisyonum nedir açığını kapatmaya versin. Bütün hürmetini. Ben sizi ticaret yapasınız diye, ziraat ekip içesiniz diye, hayvanların kuyruğuna yapışasınız diye göndermedim. Rızık benim elimde. Ben hepinizin rızkını vereceğim. Ama sizi bana kul olasınız diye gönderdim. Bu mahale gelen, biliyorsunuz ölçüler var Kur'an hadis içerisinde. Şimdi ben ne yapacağımı şaşırdım. Bırakki geçiyor. 15 dakika Kur'an'a verirsem bu yarıda kalacak. Ciddi yarıda kalacak yani. Ama yarıda kalsın. Osman abi nasıl yapalım? Buna devam edelim. Kur'an mı kalsın mı diyorsunuz? Devam edelim. Yok eklemeyi bana söylemeyin. O yok. Seçenekler arasında o yok yani. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetle ilgili bize yaptığı uyarılardan, hani alanlarını, emanetler nelerdirle ilgili konuşuyoruz. Dedi ki namazda, oruçta, eşyalarda, sözde bir emanettir. Bulunduğumuz makamın etti de bir emanettir. Hatta evlerimiz mahremiyeti de bir emanettir. Ve şöyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. İnne min a'zamil emane indallah yevmel kıyame er-raculu yufdi ile ehlihi ile imraatihi ve tufdi ileyhi thumme yenşuru sirraha. Allah'ın katında zayi edilen emanetler arasında
en korkuncu karı koca arasındaki ilişkinin deşifre edilmesidir. Erkek bayanla, bayan erkekle hemhal olmuşken bunların sıkıştıkları bir yerde o mahremiyeti dışarıya deşifre etmeleri Allah katında zayi edilen emanetler arasında en şiddetlisidir. Ev mahremiyeti bu nedenle çok önemlidir. Kol kırılır ama yer içinde kalır. Bu dışarıya verilmez. Çok özel, hani size yol göstersin diye konuştuğunuz kimseler hariç, yol göstersin, hakla yol göstersin, vahiyle, ilimle, dinle size yol rehberliği yapsın diye konuştuklarınız hariç, çünkü en mahrem konuları da Peygamber Efendimiz hanımlardan da erkeklerden de dinlemiştir. Ama onun dışında bu konuda gösterilen gevşeklik, sululuk bize dönüşü ağır olacaktır. Destekleyen bir başka haber, bakın. Aleyhissalatü vesselamın meşhur veda hutbesinde kadın erkek ilişkilerini aile mahremiyet ilişkilerinde gündeme getirir ve ne der? Bizlere söyler erkekler olarak. Kadınlar Allah'ın size emanetleridir der. Bitmiştir olay. Bitmiştir. Bundan sonrasını konuşmaya gerek yok. Verin verebildiğiniz kadar, ne kadar merhametiniz varsa, ne kadar maddi gücünüz, cömertliğiniz varsa Allah'a vermiş oluyorsunuz, emanetine vermiş oluyorsunuz. Onun emanetine yapılan yatırım hesaba alınır mı? Orana vurulur mu? Emanet ya, bitmiş olay ya. Bana cansız bir emanet verseydi çok çok özenle bunu korurdum. Canlı bir emanet veriyor. Duygusu olan, hizmeti olan, emeği olan, konuşması olan, sevgisi olan bir varlık veriyor. Ve bu varlığı ben haybiye bir gerekçeyle sahip ediyorum. Aslında olayın dayandığı, ucunun dayandığı yer benim Allah'la ilişkimdir. Oradaki gevşeklik kadına vurmuş, bayana vurmuştur. Emanet, Allah'ın emaneti ciddiyetinde yüklenilmezse, o ciddiyet ile muameleye dökülmezse, bugünkü işte şai yaygın gördüğümüz kadının mağduriyeti, gördüğü zulüm, katliamlara, öldürmelere varıncaya kadar hadiseler ortaya çıkar. Sosyal düzenin doğurduğu suçları konuşmuyoruz. O zaten bataklıktır. Oradan her bir alanda infilaklar var. Onu sistemi değiştirmediğimiz müddetçe sosyal düzen huzura varmaz. Asla sükunete ermez. Sistem değişmez. Tek tek, kalem kalem her birisini bizim değiştirmeye kalkışmamız sistemin doğuracağı zulmü yine ortadan kaldırmaz. Sistem değil konuştuğum, ama benim farkına varan benim eşimle ilişkimi konuşuyorum. Hangi temel üzerinde görmeliyim? O bana Allah'ın emanetidir temeli üzerinde görmeliyim. Allah aşkına bu hassasiyeti taşıyan Cenab-ı Allah'ı seviyorsa, onun yüceliğine değer veriyorsa, onun onca hukukunu, üstümüzdeki var olan nimetinin göz önünde tutuyor, bunu biliyorsa, bu bilinçli bir insan bu kadar gevşek davranabilir mi? Bu kadar mağdur edebilir mi? Tabiri caizse sağından solundan girip onu merhametle kuşatmak emanete gösterilen saygının bir göstergesidir. Aleyhissalatü vesselamın yine aynı konuyla ilgili bakın. Emanetin dindeki yerini ifade eden birkaç haber paylaşıyor. Ali Efendimiz buyuruyor. Oturuyorduk bir gün. Dedi ki ya Resulallah, bir adam bu dinin en kolay yapılabilir olan görevi, ameli nedir?
bu din için en çok korkacağın konu hangisidir? Ne kadar güzel bir soru değil mi? Yaptığın zaman kolay yapılabilir ama dinde bir amel olarak ne tavsiye edersin? Yaptığım zaman Cenab-ı Hakk'ın kahırlandığı, çok büyük bir cürüm gördüğü, en şiddetli cezayı ona bıraktığı iş nedir? Bu konuda beni aydınlat ya Resulallah diye sorar. Aleyhissalatu vesselam el yenuhu şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu işin en kolayı nedir? Şurada bir hile olmadan, katmadan, kalbin ihlasına bir halel getirmeden, şahidim, tanığım, gördüm, Allah'tan başka evrende, kainatta hiçbir yetkili yoktur. Şahidim, gördüm, biliyorum ve ikrar ediyorum. Muhammed asla yalancı olamaz, o Allah'ın son elçisidir. Görme kuvvetinde, görme şiddetinde, yakınlığında ben bunu biliyorum deme diyen kimsenin bu davranışı dindeki en kolay yapılabilir iştir. Çünkü inkar etmek çok zordur. İnkar etmek çok zor. Nasıl inkar etsin? Yerini neyle dolduracak? Aklın kabul ettiği, vicdanın kabul ettiği, tecrübenin kabul ettiği neyle dolduracaksın ki Allah'ı yok sayasın, yerine başkasını koyasın? Mümkün değil. En kolay yapılabilir ama değer ve kıymeti en büyük olanlar da budur. En kolayı en değerli olandır. Buna sahip olmayan ebedi cezalandırılacaktır, ateş. Buna sahip olan ebedi cennete girecektir. Daha ne olsun ki? En zorunu söyleyeyim diyor. Yani Allah nezdinde en korkunç, en tehlikeli olan nedir diye anlatıyor bakın. El-emanetu diyor. Ya ahal aliye, el-emanetu. Emanettir diyor. En zoru budur. Emanet, oldu bitti gibi durmakla hakkını ödediğimiz bir şey değil. Mesela oldu bitti derken ne kastediyorum? Doğduk, İşte var olduk, yoktuk, var olduk. Ama varlık bir emanet. Varız. Varız. Kardeşiz. Kardeşlik bir emanet. Varız, evladız. Evlatlık, analık, babalık ilişkisi bir emanet. Varız, sonra zengin olduk. Zenginlik bir emanet. Ya oldu bitti, babamdan kaldı. Öyle değil. Evet. Bu vardır. Bu varın nasıl emanet, nasıl korunacağını bilmek. Bunun hakkı hukuku nedir bilmek. Bunu geliştiren, bunun icraatı nasıldır bilmek. Emanet bu anlamıyla bakıldığı zaman gerçekten zordur. Mutlaka bir çaba gerektirir. Bir tercih gerektirir. Bir özveri gerektirir. Bir şeylerden feragat edersiniz, bir şeylerin peşinden koşarsınız. Hakkı ödensin diye. Bu sizi bazen yorar, bazen incitir, bazen üzer. Emanettir. Ve devam eder. Der ki, اِنَّهُ لَا د۪ينَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ Emaneti olmayanın dini olmaz, namazı da olmaz, zekatı da olmaz diye devam eder. وَلَا صَلَاتَ لَهُ وَلَا زَكَاتَ لَهُ Ne namaz var, ne de zekat yok diyor. Emanet yoksa olmaz diyor. Aleyhissalatü vesselamın seçkin sahabilerinden Ömer radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki, لَا تَنْظُرُوا اِلَى صَلَاتِ اَحَدٍ وَلَا اِلَى سِيَامِهِ وَلَاكِنْ اُنْظُرُوا اِلَى مَنْ اِذَا حَدَّثَكَ صَدَقًا وَاِذَا تُمِنَ اَدَّى Adamın namazına, orucuna, hacına bakıp da ona bir değer vermeyin. Şöyle bir adam, şöyle kıymetli. Yani ibadet karın doyurmaz. Sosyal ilişkilerde karın doyuranı anlatıyor. O senin şahsi ibadetlerin değil. O senin olsun. Bana lazım olan nedir? Adama kıymet ölçüsü olan nedir?
ayarını hangi amel verir adam için? Hazreti Ömer devam ediyor bakın. Kendisine verilen bir emaneti eda etmesidir diyor. Konuştuğu zaman doğru konuşmasıdır diyor. Doğru konuşmasıdır. Bana söz verdiği zaman yerine getirmesidir diyor. İşte adamın ayarı bozuk ortaya çıkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emanetle ilgili bir önemli bildirdiği hakikat de şudur. El emanetu ghinan. Emanet zenginliktir diyor. Şimdi akıllı bir tüccar olsa Hasan gibi kendine adam arar bayram gibi. Bana adam gelsin çalışan olsun der. Niçin? Gözettiği bir tek özellik vardır. Emanettir. Emanet şu anda geçen akça olan müstesna bir haslettir. Ehliyet, emanet. Ehliyet ve emanet. Güvenilir insan olmak. Para kazanan, işleten bir işveren için de önemli bir haslettir. Emanet zenginliktir olayının manevi boyutunu bir tarafa bırakın. Sadece maddi dünya için düşünseniz bile gerçekten kazandıran bir araçtır emanet. El emanetu ghinan. Emanet zenginliktir. Bir başka hadis ne der? El emanetu teclibur rizka. Emanet rızkı celbeder. Rızkı çağırır. Rızkı kazandırır. Onu çoğaltır. Emanet. Hainlikle milyarlar, trilyonlar kazanacağınızın yolunu gördünüz. Bu hadis aklınıza gelsin. Bilin ki o milyarları, trilyonları size hainlik değil. Ne kazandırır? Emanet kazandırır. Eminlik, güven kazandırır. Devam et. وَالْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ. Hıyanet de fakirliği getirir diyor. Kısa vadede miktar anlamında bir şeyler kazandın görünebilirsin. Riba nedir? Riba, sana üç verdim, yarın altı alacağımdır. Öyle mi? Evet. Üç verdim, altı aldım. Üçüm ne oldu veren için? Altı oldu. Ne kazandı? Üç daha kazandı. Kemiyet, şekil, sayıda üç, altı oldu. Evet. Ama hakikatte yerhakullahu riba ve yurbis sadakattı. Allah faizi, işleyişi anlamında o faizle kazandıklarımızın kökünü kazır, avuçta elde bir şey bırakmaz ama sadakayı çoğaltır diyor. Sadaka faizin tam tersidir. Nedir sadaka? Altı yılı üç verdim. Ne kaldı? Üç kaldı. Eksildi mi arttı mı? Sayıda azaldı. Hakikatte ne oldu? Allah'ın vaadine bakıyoruz. Buyur bir sadaka. Allah sadakaları çoğaltır diyor. Üç verdin, geriye ne göreceksin? Bire on, 33 kaldı diyeceksin. Geride 33 var. Bu kullanılmış biçimi itibariyle de öyledir. Biriniz sizin 10 gibi kullanılır. Başkasının onu 1 gibi harcanır. Başkasının faizden elde ettiği 10 bir gibi harcanır, senin sadakayla cebinde tuttuğun 3 30 gibi, 33 gibi harcanır. En az standart olarak. Onun için emanet zenginliğin de yoludur. Yalan söylersin, yalan söyle kazanırsın. Çal çoğaltırsın diyen şeytani seslere ve şeytanın avukatlarına asla aldırış etmeyin, doğru söylemiyorlar. Doğruyu Allah söylüyor. Doğruyu Allah söylüyor. El emanetu izzun. Allahu ekber. Bu da çok önemli bir haber. Aleyhisselam diyor ki emanet aynı zamanda izzetinizdir, onurunuzdur, şerefinizdir
ve size güç katan bir vesiledir. Güç katan, izzin bir anlamı da güçtür. Başkasının belini yerine getiremeyeceği kadar güçlü olmak, aynı zamanda onurlu, şerefli, haysiyetli olmanın özelliğidir emanet. Sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden sadece düşünseniz, başka bir alıştırmaya gerek yok. Muhammedül Emin, yarın ne oldu? 14 yıl sonra Medine'nin başkanı oldu. Bir 10 yıl daha sonra bütün bir Arabistan'ın, hatta Bizans'ın, Mısır'ın, Yemen'in ve İran'ın diş çöktüğü büyük bir devlet başkanlığına dönüştü. Öyle bir güç ki karşısına kim gelirse yıkılıp gidiyor. El-emanetü neyle ulaştılar buna? Emanetle ulaştılar. Tecrübe edilen bir daha denenmez. Akıllı insan tecrübeden ders alandır. Eğer emanet bir dünya iktidarı, imparatorluğu getirmişse Cenab-ı Peygamber'in sözü tahakkuk etmiştir. Emanet güçtür. Güvenli olun, Allah size güç katsın. Son bir diyeceğim. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin emanetle ilgili önemli dikkatimizi çektiği konulardan bir tanesi de emanetin sosyal barışı sağladığıyla ilgili bilgilerdir. Emanet bir barış ortamı oluşturur. Bir huzur, emniyet ortamı oluşturur. Zaten emanetin aslında tarifleri arasında ne vardır? Kalbin sükuneti vardır. Güven o kadar oturmuştur ki kalp içinde yaşadığı topluma karşı çok sakindir, çok huzurludur, çok güvendedir. O güvenin getirdiği bir sükunet ve huzur vardır, itminan vardır kalpte. Emanet böyle bir sonuç sağlar fert bazında. Topluma bunu yayın, o toplum barışçıl bir toplum. Dayanışma vardır, sevgi vardır, hürmet vardır, yardımlaşma vardır, emanetle sağlanmıştır. Bakın bir haber paylaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela diyor yöneticisiniz. Siz eğer emaneti yerine getirirseniz yönettiğiniz kitle Müslümansa size itaat etmeleri farzdır. Yardım etmeleri farzdır. Unuttuğun zaman hatırlatmaları farzdır. Yanlış yaptığın zaman düzeltmeleri farzdır. Öyle olursa itaat gerçekleşir ve huzur tesis edilir. Ama emanet olmazsa, yönetici emanetini yitirmişse orada bir kaos, kargaşa, orada bir arkadan konuşma, fitne, ayak kaydırma hadiseleri başlar. Allah bir insanı helak etmek isterse hayayı önce alır. Haya alınınca öfke ortaya çıkar. Hayasız olan adam çevresindekilerine karşı öfke hali vaziyeti almıştır. O hayasız insana karşı çevresindekiler öfkeyi kapatmışlardır. Öfke olduğu yerde Allah'ın öfkeli bir toplum oluştuğu zaman alacağı ikinci şey nedir? Emanettir. Emanet alınır. Emanet alındığı zaman hainlik yayılır. Hainlik yayıldığı zaman ne olur? Cenab-ı Hakk'ın azabına yaklaşmış olur toplum. Bir anda huzur bozuldu. Bir anda rahmet öfkeye dönüştü. Bir anda toplumdaki sevgi birbirine karşı kine dönüştü. Dayanışma, yardımlaşma bencilliğe dönüştü. Sebeplerinden birisi emanetin o toplumdan alınmasıdır. Onun için emanet huzurun teminatıdır. Son bir hadis paylaşayım, bitireyim. Aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Ahiret günü kıyamette
Girildik, mahşerde önce toplanıyoruz. Sırasını zikrediyorum. Dirildik, önce mahşere bir ses ile bütün insanlık ve cinler sevk ediliyor, toplandık. Tek tek hesaba çağrılma başladı. Hesabı çeken Allah'tır, çekilen kuldur. Ferden fert. Bir anda şimdi yaşadığımız gün hesabıyla öğle vakti bitince her şey bitmiş olacak. Öğleye kadar bütün hesaplar görülmüş olacak. Herkes kaylulesini hak ettiği yerde yapacak. Kaylule teşbihte hata olması, kafirler, cehennemlikler için bir azarlama, bir aşağılama ifadesidir. Yani dinlenmesini, o hesabın verdiği yorgunluktan dinlenme ihtiyacı hissedecek. Git senin dinleneceğin yer yatağındır, cehennemindir denilecek. Kaybiler, müminler için de o hesabın yorgunluğu ve stresi onları cennete gidin burada artık ebediyen rahatlayacaksınız anlamında. Öğle vakti iş bitmiş olacak. Sonra hesap bitecek. Ameller mizana gelecek. Mizana tartılır, tartıya gelecek. Tartı bitecek. Sonra sırattan geçme olacak. Sırattan geçiş vizeyi hak edip etmediğimizle alakalıdır. Neyle hak edilir vize? Sağda sıla-i rahim, solda emanet durmak üzere. Bunlardan geçen not alanlar sıratı şimşek gibi geçeceklerdir. Akrabalık ilişkileri sıla ve yani rahim diğerine emanettir. Emanet, ağlebiyet, ekseriyet, çoğunluk itibariyle emaneti gerçekten koruyan, itina göstermiş kimseler, hele hele yanında bir de sıla-i rahim dediğimiz akraba ilişkilerini güzel yürütmüşlerse, şimşek gibi geçeceklerdir. Değilse ne kadar ihmal ettikleri oranda, sıratta sıkıntılar, kederler yaşayacaklar. Bazıları belki de aşağılara çekilecektir. Ki cehennemdir orası. Bazıları emekliye emekliye, çengellere takıla takıla, düştü kalktı şeklinde bir cefayla, ezayla sıratı geçeceklerdir. Sırattan vize emanettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, emanet imanımızın bir alametidir. Emanet kulun Allah'la kurduğu bağdır. Emanet kulun toplumla kurduğu bağ ile arzu ettiği huzurdur, emniyettir, güvendir, inzicamdır, dayanışmadır. Emanet evimizin sigortasıdır. Bunları koruyalım ki Cenab-ı Hak fertten başlamak üzere ailemizi ve içinde yaşadığımız toplumu bizim için huzurlu, güvenli, yaşanılır kılsın. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.